Kimsin ki benim namusuma dil uzatıyorsun? Kimsin sen? Sakin ol. Arkaya kapatalım bunu. Bir sus sen kapa. Baksana tutamıyoruz biz. Bana kırbaç getirin. İki tane kırbaçla biter bu iş. Getiriyorum. Sakin ol kızım. Kızım. Ne yapıyorsunuz siz? Zeynep. Rahat bırakın. Zeynep delirdi bu ya. Çekilin. Çık dayı sen de. Çık. Sakin ol. Sakin ol kızım. Sakin. Sakin. Aferin. Ne oldu? Dağları mı özledin sen kızım? Geçti. İkimiz de sakinleştik değil mi? Geçti. Aferin kızım. Senin ne işin var hala burada? Ne yüzsüz bir şeymişsin sen ya? Terbiyenizi takınım. Ayrıca burada ne işim olduğu sizi hiç ilgilendirmez. Başatları ilgilendiren her şey beni de ilgilendirir. Başatlar umurumda bile değil. Bakın. Burası ahır. Atların yeri. Burada sizin sözünüz geçmez. Çekil o atın yanından. Yularını çözün. Birkaç gün kimse binmesin ata. Kim dedi sana gelip atlarla ilgilen diye ya? Çabuk çık buradan. Versene sen şunu ya. Ne yapıyorsun? Oyuncak at değil bu. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Hadsiz. Belli ki atları bilmeyen biriyle konuşuyorum. Sen mi öğreteceksin bana? Ha? Hazırlayın bunu çabuk. Bineceğim. Yapmayın. Sırf inat yüzünden hem ata hem kendinize zarar vereceksiniz. Bu at dağdan yeni geldi. Hem çok ata binmek istiyorsanız bir sürü at var burada. İstediğim ata binerim ben. Bu Gökhan'ın atı. Buna bineceğim. Hangi ata bindiğim seni hiç ilgilendirmez. Bu at özgürlüğe çok düşkün. Eğer ona yaklaşmayı bilmezsen üstüne binemez. Binsen de zaten çok uzağa gidemezsin. Sana ne ya? Ha? Sana ne? Ne duruyorsunuz? Hazırlayın dedim. Gökhan Bey'im nerede? Ne hali varsa görsün diyeceğim ama zapt edemeyecek atı. Bekir. Kızın arkasından gidiversen. Yani cezasını çeksin diyeceğim ama atın başına bir şey gelmesin. Haklısın Zeynep.